Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, modelimi anlatırken de 3 numara şiş kullanacağım. İpimde kar topu bir beyni beyaz bir ip kullanacağım. İpimizin numarasını da şöyle göstereyim yakından. Güzel bir ip. Şimdi modelimizin e, ilmek sayılarına geldiğimizde modelimiz 9 ve 9'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar ben iki model üzerinden modeli sizlere anlatacağım o yüzden şişimde 9 9 2 tane model için 9 9 artı 3 ilmekte fazladan ilmeğim var ikisi kenar ilmeği biri de modeli tamamlamak için kullanacağım ilmek yani toplamda 21 ilmek üzerinden e, anlatacağım sizlere modeli. Ilmeklerimi attım vaktinizi almak istemiyorum. Hazırladım. Arka yüzden bir sıra düz örgü örüp ön yüzden e, modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Bir diş haroşa elde ettim. E, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden 1. sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, bir artırdım. 8 tane ilmeğimizi düz ördüm. Şimdi ara buraya kadar bir modeli tamamladım. Şimdi ara modelime geçiyorum. Bir artırdım, bir düz ördüm, tekrar bir artırdım. Şimdi 8 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Doladım, artırmamı yaptım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım birinci sırayı ön yüzden. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Şimdi bu ilmeğimle bu ilmeğimi düz öreceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim haroşa ilmeklerimiz ve ara modelimiz. Bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bunlar bizim haroşa ilmeklerimiz. İpimi bana doğru aldım. Asıl ana modele geldiğimde 8 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm ana modelimde. Şimdi tekrar ara modelimize geldik. Bakın artırdığım yanındaki ve diğer artırdığım ilmek bunları düz örüyorum. Bunlar haroşa ilmeklerimiz olacak. Bu 3 ilmeğimizi düz ördük. Şimdi tekrar ana modelime gelince 8 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. İpimi arkaya aldım. Yine ara modelime geldiğimde 2 ilmek düz örüyorum. Bunlar haroşa olacak ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz üçüncü sıradayız arkadaşlar kenar ilmeği örmeden aldım ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın 2 tane haroşa ilmeğimiz var bunları yine düz ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. İpimi doladım artırmamı yaptım ana modele geldim 8 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Ana modelimizi tamamladık. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Şimdi ara modelimize geldik. Bakın 3 tane araşa şey ilmeğimiz var. Bir artırmamı yaptım. 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Ana modelime geçiyorum. 8 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 tane haroşa ilmeğimi örüyorum, düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Yine haroşa ilmeklerimi 3 ilmek düz örüyorum. Doladığım, artırdığım ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden haroşa olacak bunlar. İpi bana doğru aldım. Ana modelime gelince 8 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine ara modelime geldim. 5 tane ilmek doladığım ilmeklerle birlikte 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar ana modelime geldim. İpimi bana doğru aldım. 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve 5. sıradayız. Genel örmeden aldım. Yine haroşa ilmeklerimi 1 2 3 tane düz haroşa ilmeğimi ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Ana modelimden ana modelime gelince 8 ilmek düz ilmeklerimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8. İpimi doladım, tekrar artırmamı yaptım. Ara modelimize geldik. Haroşa ilmeklerimi Doladıktan sonra 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. Ana modelime geliyorum. 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. haroşa ilmeklerimi örüyorum. 1 2, 3 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu kenardaki ara modellerimiz kenar olduğu için yarım ortadaki tam olarak devam ediyor. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Ana modelime gelince 8 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine ara modeldeki haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Tekrar ana modelime geldim. 8 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 İpimi arkaya aldım. Yine haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız arkadaşlar. Bu sırada modelimizi şekillendireceğiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Yine haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 2 3 4 Burada herhangi bir artık artırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 1-2-3 kez artırma yapmışız zaten. Şimdi şu ana modelimizdeki ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Şöyle Şimdi 8 ilmeğimin birincisini şöyle örmeden sağ şişime aldım arkadaşlar. 1 2 3 ilmeğimin yönlerini şöyle sola doğru çeviriyorum. Ve üçünü birlikte örüp kesiyorum. Ve bu örmeden aldığım birinci ilmeğimi de üzerlerinden atlatıyorum. Yani 4 ilmeği ilmeğe düşürmüş olduk. Sola doğru kestik. Şimdi kalan 4 düz ilmeğimi de sağa doğru Dördünü birlikte sağa doğru kesiyorum ve buradaki ilmek sayımız 8'den 2'ye düşmüş oluyor. Ve aynı zamanda şuradaki yaptığımız artırmalardan dolayı artan ilmek sayımızı da bu kesimlerle birlikte olması gereken sayıya çevirmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi ara modelimdeki şu 2 4 6 7 ilmek haroşa ilmeğimi yine düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki ilmeklerimi düz ördüm. Yine şimdi ana modelimize geldiğimizde birinci ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki 1 2 3 düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek üçünü birlikte örüp kesiyorum. Ve şu örmeden aldığım ilmeğimi de onların üzerinden atlatıyorum. 4 ilmekten 1 ilmeğe düştük. Kalan dört düz ilmeğimi de sağa doğru dördünü birlikte örüp kesiyorum. Yani burada 8 ilmekten 6 ilmeğe düşmüş olduk. Yine burada olduğu gibi. Kalan 4 haroşa ilmeğimi de yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Buradaki bu kesimlerle yaptığımız kesimlerle ara modeldeki ilmek sayımızı da dengelemiş olduk. Çünkü şuralarda kenarlarda ve şu arada ortada sürekli artırma yaptığımız için ilmek sayımız artmıştı. Şimdi olması gereken başladığımız sayıya dönmüş oldu. Arka yüzde ve 8. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde 8. sıradayız ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. 8 sırada bir kendini tekrarlıyor modelimiz. Oldukça şık bir model, güzel bir model. Yapımı da kolay. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Şimdi modelime çok fazla devam etmeyeceğim. Sadece ikinci modelin ilk sırasında da kurulumunu tekrar birlikte yapalım. Vaktinizi çünkü almak istemiyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa e, videonun e, ilk kısmından izleyerek, takip ederek tekrar e, bakabilirsiniz. E, dediğim gibi ikinci modelin ilk kurulum sırasını birlikte yapalım, tamamlayalım. Aynen birinci sırada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Yine ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırmamı yaptım. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Modelimizi bir kez kurduk. Şimdi ara modelimizde bir kez doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Tekrar doladım, artırmamı yaptım. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ana modelimizi, ara modellerimizi bu şekilde kurduk arkadaşlar. Diğer sıralarda da arka yüzde de yine haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Onun dışında 8 ilmeği ters örüyoruz. Ana modelimizdeki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Böyle bu şekilde artırmalarla falan devam ediyor modelimiz. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın oldukça şık bir model. Bu modelimizi de alize koton iple ördüm arkadaşlar. Koton iple de çok güzel durdu. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabilirsiniz? E, yetişkin yelekleri, hırkalar, süveterler, bebek battaniyeleri, e, bereler, her şey yapılabilir arkadaşlar. Oldukça şık bir model, oldukça güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstereyim. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.